Hepinize merhaba arkadaşlar, Teknoat'ta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir videomuz var. OBS ile kaydetmiştim. Evet, sorunumuz burada. Hemen videoyu durduruyorum. Türk Telekom hatalı port servisi. Türk Telekom'da hatalı port servisiyle karşılaştığınız zaman bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Şimdi onu göstereceğim. Biz de yeni TTNet hattı çektirdik. Eski modemimiz vardı. Ama o bozulmuştu. Yeni TTNet modemi aldık. Taktığımızda böyle bir hatayla karşılaştık. Evimize internetin geldiğini, modemimize kadar internetin geldiğini, fakat modem kurulumu yapılmadığı için interneti kullanamadığımız için bu hatayı alıyoruz. Peki bu hatayı biz nasıl çözeceğiz? Bakın şimdi. Diyor ki hattınıza ait bir sorunla karşılaşılmamıştır. Tamam, hattınız var diyor zaten. İnternet bağlantınızda bir sorun yaşıyorsanız 444-1444 numaralı Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayarak destek alabilirsiniz. Evet, biz de son aşamada zaten bunu yapacağız. Hemen videomuzu ilerletelim. Şu IP'leri gireceğiz. 192.168.1.1 IP'lerini gireceğiz ki modemimizin arayüzüne bağlanabilelim. Evet, IP'lerimizi yazdık. Direkt modemimiz TP-Link olduğu için modemimizin arayüzü açıldı şu anda. Hepsini görüyorsunuz ve burada bakın kullanıcı adı yeri var ve kullanıcı şifresi var. Bunlar şifreler standarttır arkadaşlar. Kullanıcı adı 3 seçenek var. Yani hiç oynanmadıysa geldiği diyelim, fabrika ayarları diyelim. 3 seçeneğimiz var. Kullanıcı adı admin, şifre de admin olabilir. Bakalım. Bakın admin, şifreyi de admin olarak yazıyorum. Kabul edecek mi? Etmedi. Demek ki bu değilmiş. Siz de hepsini deneyin. Hangisi tutarsa, yani birini tutması gerekiyor. Tabii daha önceden değiştirmediyseniz. Ben bu videoda daha sonra şifreyi değiştirdim. Admin yazıyoruz. İkinci olarak. Birinci de admin yazdık. Şimdi admin ttnet yazıyoruz. Ve admin ttnet tuttu arkadaşlar. Biz de tuttu. Admin. Kullanıcı adı admin, şifremizde TTNet yazınca direkt modemin arayüzüne girdik. Üçüncüsü de var, admin Türk Telekom. Yani Türkçe karakter içermeyecek şekilde Türk Telekom şifresini de deneyebilirsiniz. Yani 3 çeşit var, tekrar kısaca söyleyelim. Admin olabilir, admin TTNet olabilir, admin Türk Telekom olabilir. Bizde ikincisi olan admin TTNet tuttu ve onunla modemin arayüzüne giriş yaptık. Yeni şifre ben belirledim. Tekrar admin yazıyorum ve yeni şifremi buraya yazıyorum. Ve yeni şifremi deniyorum. Evet. Oturumu açtım ve açıldı. Burada karşınıza kablosuz ayarlar ve geç yazıyor. Modemizin kablosuz ağında fabrikasyon ayarlanmış şifre kullanılıyor. Güveniniz için kablosuz ağınıza kendinize özel bir şifre vermenizi ve şifreyi unutmamanız için not etmenizi öneririz diyor. Ve bu size kalmış. İsterseniz buradan kablosuz ayarlarını, zaten modem arayüzüne gireceğiz. Oradan da yapabilirsiniz. Geç diyebilirsiniz. Evet, şimdi buraya geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz burada menümüz var. Durum, kolay menü, bağlantı teşhisi falan, böyle kablosuz burada da var gördüğünüz gibi. Bütün özellikler burada, oturumu kapat da var. Bizim burada kolay menüye gireceğiz. Ki hemen buradan kullanıcı adımızı ve şifremizi yazalım. Evet, şimdi kolay menüye gidiyoruz. Kolay menüye bastığımız zaman hızlı kurulum var. Bakın şimdi mouse oraya gidecek zaten. Hızlı kuruluma basıyoruz. Okuyalım. Bu kılavuz internet bağlantısı için temel parametreleri ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Devam etmek için lütfen ileriye tıklayın diyor. Hemen buradan ileriye tıklayacağız. Bastığımız zaman işte bizi ilgilendiren yer geldi arkadaşlar. Kullanıcı adımız biliyorsanız yazın. Şifrenizi de biliyorsanız yazın. Hata zaten çözülecektir. İkinci olarak bilmiyorsanız, kullanıcı adı ve şifreyi bilmiyorsanız, zaten bu hatayı bundan dolayı alıyoruz arkadaşlar. Modemimize kadar internet geliyor ama kullanıcı adı ve şifre işlenmemiş. Onun için hatalı port diyor. Bilmiyorsak kullanıcı adı ve şifremizi, hemen müşteri hizmetlerini arıyoruz. Daha önce başta da gösterdiğim gibi 444-1444'ü hemen arıyoruz. Onlar bize söylüyor zaten hat kimin üzerindeyse, TTNet hattı kimin üzerindeyse
O müşteri hizmetlerini aradığı zaman hemen söylüyorlar. Size gönderiyorlar. SMS'le de biz yaptık ama gelmedi. Direkt müşteri hizmetlerini aradık. Çok kolay bir şekilde öğrendik. Hemen ben şifrenizi size gönderiyorum dedi. Kullanıcı adınızı. Siz de o şekilde hemen öğrenin. Buraya kullanıcı adınızı ve şifreyi yazın. Şifreyi doğrula deyin. Ondan sonra bu ayarları kaydedin. Ve hatanız çözülecektir. Yani bizim böyle çözüldü. Hiçbir hata kalmadı. Tamamen şu anda da kullanıyoruz zaten. İnternetimiz geldi. Memnunuz. Yani bu hatanın olma sebebi tamamen modeminizde kullanıcı adı ve şifresinin kayıtlı olmaması. Bunları kayıtladığım zaman, bunları yazdığımız ve kaydettiğim zaman sorun kalmayacaktır. Şöyle bir şeyi de göstermek istiyorum. Sürekli aynı işlemi yapmıştık biz. İşte bağlan, bağlan, bağlan diye. Kullanıcı adı veya şifre ayarlarınızı düzeltmek için kurulum yardımcısını kullanabilirsiniz. En sonunda böyle bir şey yaptı. Normalde modemler otomatik kuruluyor. Kutusunda da yazıyor, otomatik kurulur diyor. Ama bizde şifre, yani kullanıcı adı ve şifremiz eksik olduğu için ya da tamamen olmadığı için otomatik kurulum gerçekleştirilmedi. Zaten burada bakın uyarı, modeminiz uzaktan modem yönetim sistemi ile otomatik kurulum gerçekleştiremedi. Kullanıcı adımız ve şifremiz olmadığı için bu otomatik kurulum gerçekleşemedi. Diyor ki kullanıcı adı ve şifre ayarlarınızı düzeltmek için kurulum yardımcısını kullanabilirsiniz. Biz şimdi modem ayarlarına girdik, arayüzlerine girdik. Ona giremiyorsanız biz size kurulum yardımcısı indireceğiz. Oradan da şifrenizi öğrenin müşteri hizmetlerinden, biliyorsanız yazın. Bilmiyorsanız müşteri hizmetlerinden öğrenin. Orayı da kullanıcı adı ve şifrenizi yazın. Bu da sorununuzu çözecektir diyor. Ama biz tabi modem ayarlarına girdiğimiz için oradan da çözdük. En sonunda size kurulum yardımcısını da gönderiyor. Sürekli indiriyor. Biraz ileri alırsak bak kurulum yardımcısının burada ne olduğunu bize söylüyor. Kesinlikle herhangi bir kişisel bilgi toplamamaktadır. Kurulum yardımcısı modeminiz sistem tarafından desteklenen bir model ise yüklenecektir. Modem yönetim paneli erişim şifrenizi değiştirdiyseniz sistem bu şifreyi sizden talep edecektir. Ayarlarınız başarılı bir şekilde yapılarak bağlantı sağlandığında sayfa sizi otomatik olarak pratik çözüm uygulamasına yönlendirecektir. Bu işlem 3-5 dakika sürebilir. Ekrandaki yönergeleri takip ederek bekleyiniz. İlk yardım egzeyi yükleyebilmek için tarayıcınızda çıkan uyarı kutucuğundaki onay butonuna tıklamanız gerekmektedir diye yazıyor. Buradan onaylıyorum ya da onaylamıyorum diyorsunuz. Onaylıyorum diyorsanız hemen indiriyor zaten size. Evet, burada da görüyorsunuz kaç tane indirmiş bize basa basa. Sonradan geldiği için, gecikmeli geldiği için bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilk gelenle birlikte 9, yani daha da gelmiştir. Böyle kolay kurulum yardımcısı çıkıyor. Bakın burada zaten bilmiyorsanız kullanıcı adı ve parolanızı diyor. 444 1444 arayın. Buradan şifrenizi, parolanızı öğrenin. Buraya yazın, tamam deyin. Tamam, modeminiz otomatik olarak kurulumu yapacak. Siz de internetiniz bağlanacak. Hatalı port servisi diye bir hata kalmayacak. Çözüm bu kadar aslında basit arkadaşlar. Biz de ilk karşılaştığımızda çok korktuk diyelim. Yani nasıl çözeceğiz bunu, ne yapacağız, nasıl bağlanırız dedik ama basitmiş. Bunu öğrendik ve sizlerle de paylaşmak istedik. Olur da siz de böyle bir hatayla karşılaşırsınız. Yardımı dokunur. En azından sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Deneyimlediğimiz kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Videomuzu da beğendiyseniz like atarsanız, kanalımıza abone olarak destek olursanız da seviniriz. Kendinize iyi bakın. Huzurlu, mutlu günler diliyorum. İnternetli günler diliyorum. Hoşça kalın.